melekler üzerine Allah'ın hücceti gene onunla yerleşti. İnsanı kamil ile, halife ile. O halde uyanık ve dikkatli ol. Muhakkak ki Yüce Allah sana senden başkasıyla öğüt verdi ve düşün. Üzerine Allah itabı gelen kimseye bu itap nereden geldi? Melekler bu halifenin yaratılışındaki sırra eremedikleri gibi zati ibadet bahsine ait hakkın gerekli kıldığı şeyi de bilmediler. Çünkü hiç kimse Allah hakkında kendi benliğinin vermiş olduğu şeyden başkasını bilemez. Kendi benliğinin, kendi nefsinin, nefsini bilen Rabbini bilir. Dolayısıyla kendi Rabbinin vermiş olduğundan başka bir şeyi bilemez. Çünkü kısıtlı. Rabbi cihetiyle her mahluk sınırlıdır. Kabı kadar. Kabı kadar hakikate vakıf olabilir. Herkes kabı kadar. Kapları en geniş olan yaratılmış varlık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Rabbim, onun Rabbi, Rabbül Alemin olan Allah. Değil mi? Ama biz Rabbimiz derken hepimizin belli bir kabı nispetinde bir bunlar idrak anlayışımız. Ayağını sabiteyle yerleşmiş. Tabii bunlar ayağını sabiteyle kabımız, ayağını sabite kabımız adeta yani. Kabımız bu. Belli. Melekler de Adem'deki topluluklar yoktur. Yani Adem'de bütün isimler toplu halde. İki elimle yarattığım buyuruyor ya Allah-u Teala. Onun için bütün isimler toplu halde bulunur Adem'de. Ama meleklerde Adem'deki topluluklar yoktur. Neden yoktur? Melekler Allah'a asi gelmez. Melekler verilen görevin dışına çıkmaz. Programı neyse onun üzerine hareket eder. Meleklerde nefs yoktur ki kendilerini Allah'ın rızası istikametinden saptırmak için mücadele etsin. Veya şeytan meleklere yanaşamaz ki Allah'ın yolundan saptırmaya, onu şüpheye düşürsün. Dolayısıyla Allah'ın bütün isimleri, melekte Muzil ismi var mı? Mudil ismi var mı? Yok. Delalete düşüren, melekte melek delalete düşmez ki. Düşman yok. Düşmanı yok. Allah ne görevle görevlendirdiyse o görev üzere gider melek. Meleklerde Adem'deki topluluklar yoktur. Onlar kendilerine mahsus olan ilahi isimlerden başkasını bilmediler ve hakkı ancak bildikleri isimlerle tesbih ve takdis ettiler. Sınırlı isim var. Misal tabii Allah'ın sonsuz sınırsız isimleri var da biz ne diyoruz? Esma-ül Hüsna olarak genel isimleri toplayıcı mahiyette 99 isim diyoruz. Misal veriyoruz. 99 isim, bu isimlerin hepsi insanda, halife insanda mevcut. Kamilen zuhur ediyor. Ama melekte bunun kaç tanesi zuhur ediyor? Belki 60'ı, 70'i, 80'i neyse. O melek hangi görev ile yaratıldıysa onun mahiyetine göre o isimlerden zuhur eden kısmı var. Yani tamamı, toplamı bir melekte zuhur etmiyor. Bu itibarla melekler üzerine bizim söylediğimiz şey galebe etti. Sınırlı isimler onda zuhur ettiği için meleklerde. Bundan dolayı ona galebe etti, galip geldi ve bu hal onlar üzerine hakim oldu. Bu böyle olunca onlar yaratılış yönünden şöyle dedi: Ya Rabbi, sen yeryüzünde fesat çıkaracak olan kimseyi mi halk edeceksin? İnsan. Sınırlı isimlerle tecelli olduğu için meleklere, bu isimler onlara galip geldiği için neden hep saf isimler, temiz isimler? Meleklerde. Dediğimiz gibi bir muzil ya da mudil isminin tecelligahı değil melek. Evet, cemal isimleri diyelim. Öyle diyelim. Tabii. Öyle diyelim. Bundan dolayı kuddusi isimler hep. Kuddus, saf, temiz demek ya. Bunlar onda zuhur ettiği için insanın yaratılışına baktı. Şimdi burada tefsir alimleri diyor ki melekler burada neden itiraz etti? Şimdi bunu irdelemişler. Melekler neden dediler? Ya Rabbi, sen yeryüzünde fesat çıkaracak olan kimseyi mi halk edeceksin? Bir grup demiş ki melekler belli bir isim terkibiyle halk olduğu için kendi isim terkipleri, o dediğiniz gibi diyelim, cemal isim terkipleri kendilerinde zuhur ettiği için celal isimlerinin terkibi olabilecek bu varlığı, insan denilen bu varlığı bilemediler. Kendi terkipleri cihetiyle meseleye baktıkları için böyle bir itirazda bulundular. Bir. İki, yeryüzünde yine Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin dediği gibi Resulullah Efendimizin hadis-i şerifini zikrediyor ya, dile getiriyor ya, Adem bizim babamız olan Adem'den önce 100 bin Adem geldi geçti. Ademsi varlıklar. Ademsi varlıklar. Onların
birbirleri arasında çatışmasını, kan dökmesini şahit olduğu için melekler, unsuri varlıklar, onlara şahit olduğu için onun gibi bir varlık mı acaba düşüncesiyle bu sözü söylediler. 2. 3. Yeryüzünde insandan önce yaratılmış cinler vardı. Cinler de kendi aralarında savaşlar yapar, kan akıtırlardı. Nitekim Azazil o cinlerin içerisinde çok alim bir zat idi. Hatta o göğün katları onlara henüz açık iken, ta ki Resulullah Efendimizin dünyaya teşrifiyle kapatıldı. Onlar göğün katlarına, katmanlarında, belli katmanlara kadar istidadı nispetinde çıkabilirler. Melekut ile görüşebilirler, konuşabilirlerdi. Azazil de orada meleklerle görüşme halindeydi. Dünya üzerinde cinler, cin kavimleri arasında büyük bir savaşlar kopmaya başlayınca Allah-u Teala'ya niyaz etti Azazil. Ya Rabbi dedi, İmam Şibli Hazretleri'nin Cinlerin Esrarı adlı eserinde cinlerin ilk varoluşları meselesini detaylı olarak anlatır. Orada dedi ki, Ya Rabbi bana bir meleklerden ordu ver. Şu yeryüzünde kan akıtan o cinler güruhunun üzerine gideyim. O zulmedenleri, zalimleri ortadan kaldırayım. Bir şey gelsin. Sükunet gelsin yeryüzüne. Dedi ve Allah-u Teala onun emrine melek ordusu verdi. Azazil'in ve yeryüzünde onlara komutanlık ederek o zulüm yapan cinlerin, cin tayfesinin üzerine gitti, onları kesti, öldürdü ve bir sükunet hali ortaya geldi. İşte melekler bu hadiselere de vakıf oldukları için acaba bu yaratılan varlık bunlar gibi kan mı akıtacak dedi. Üçüncü bakış açısı. Dördüncü bakış açısı, Hazreti Adem'in yaratılışında unsuri varlık olarak yaratıldığını gördü melekler. Toprak, hava, ateş, su. Ve gördü ki alemde unsuri varlık olarak yaratılanlar bir çatışma, mutlak surette bir çatışma çıkıyor aralarında. Çünkü unsurların birbiriyle uyuşmaz halleri neticesi çatışma çıkar. Bu sünnetullah kanunu gereği. Bu hakikate vakıf oldukları için dedi, yeryüzünde fesat çıkaracak. Çünkü gördü, unsurla yaratılmış. Dört unsurdan. Yeryüzünde fesat çıkaracak olan kimseyi mi halk edeceksin dedi. Dört çeşit bakış açısı var. Edindiğimiz bilgilerden, ilimden, tefsirlerden. Belki başka alimler buna beşinci çeşidi, altıncı çeşidi getirebilir. Muhittin İbn Arabi Hazretleri meleklerin işte isim, kamilen bütün isimler kendilerinde zuhur etmedikleri için nakıs bakışlarıyla baktılar. Ondaki kemalatı göremediler. Ondaki unsuri yaratılışadan aldandılar. Yani unsur onda etki edecek. Dolayısıyla öyle, nakıstır. Öyle kabul ediyor. Hani bir nevi tabii öyle kabul ediyor. Zaten şeytan da burada düştü ya tuzağa. Evet. Şeytanın düştüğü tuzak da burası. Aynen. Unsuri varlık olarak baktı. Dediler Bakara 30. Halbuki bu hal Allah ile nizadan başka bir şey değildi. Tartışma Allah ile nizadan başka bir şey değildi. Bu niza da onların yaptığı şeyin aynıdır. Şu halde Adem hakkında söyledikleri şey Allah hakkında söylediklerinin bir benzeridir. Şimdi Allah hakkında nasıl ki Adem hakkında nasıl ki bu sözü söylediler? Allah hakkında da işte o Adem'in sahip olduğu bilgiye sahip değiller diyor melekler. Bakın burada böyle diyor. Melekler nasıl ki Adem'in hakikatini bilemediler, Allah'ın da hakikatini bilemediler. Allah'ın onlara bildirdiği kadarını bildiler. Tabii sınırlı. Ancak Allah'ın hakikatini bilme kime verildi en kamil, meleklerden dahi üstün? İşte Resul, Nebiler ve onun varisleri, veliler. Allah'ı bilme. Oradan geliyor hocam, ben onu sıkırayım orada. O sıkırı, aynen oradan. Eğer meleklerin yaratılışı bu itirazı gerektirmeseydi, şimdi melek de mecbur itiraz edecek. Neden mecburen itiraz edecek? Çünkü yaratılışı onu gerektiriyor. Yani kendinde tecelli eden yaratılışındaki isimler böyle düşünmesini, böyle bakmasını gerektiriyor yani. Meleklerde itiraz kavramı olabilir mi? Yani bu meleklerin itirazı bu mahiyette. Hmm. Şimdi yani Allah'ın emrine itiraz değil. Tatlı sert bir şey yani. Yani bu ondan dolayı da niza diyor işte buna. Niza yaptılar diyor. Yani yoksa emrine aykırı hareket etmek değil. Yaratılışının gereği olarak bu hakikati kavrayamayış sadece. Veya hikmetini mi? Hikmetini kavrayamadı, bilemedi. Öyle. İtirazı bu mahiyette. Yoksa genel manada bir itiraz yok. Hatta akabinde Allah-u Teala emredince secde edin diye
Secde ediyorlar zaten. Sizin, ben sizin bilmediğinizi bilirim deyip secde et emrini verince melekler itiraz edemez burada. Etmesi mümkün değil. Çünkü yaratılış onu gerektiriyor. Hemen secde ediyorlar. İrade. Tabii. Eğer meleklerin yaratılışı bu itirazı gerektirmeseydi Adem hakkında bunu söylemezlerdi. Halbuki meleklerde şuur yoktur. Eğer onlar nefisleri hakkında bir bilgiye sahip olsaydılar bu hakikati anlarlardı. Ve anlamış olsalardı bu sözden kendilerini korurlardı. O zaman böyle bir itirazda bulunmazlardı. Nefisleri hakkında bir hakikate, bu bilgiye sahip olsaydılar. Daha sonra bunlar yalnız Adem'i çekiştirmekle de kalmadılar. Belki tesbih ve takdise dair olan devamlı vazifeleriyle beraber davalarını ileri götürdüler. Yani o tesbih ve takdis işine, devamlı vazifelerine devam ettiler ve davalarını ileri götürdüler. Halbuki Adem'in katında meleklerde bulunmayan ilahi isimler vardı. Melekler Rablerini o isimler ile de tesbih ve o sıfatlarla da noksanlıktan takdis ve tenzih etmediler. Çünkü bilmiyor o isimleri. Evet. İş böyle olunca Allah katındaki mertebe ve derecemizi anlamamız ve ilahi edebi bilmemiz için Allah bize macerayı açıkladı. Şimdi büyük bir sır var, nimet var, hikmet var ama birçok da tuzak var. Yani insana verilen, bakın şimdi burada bunu inşallah Füsus'u okurken ne acayip haller ortaya çıkacak. İnşallah. Neler tefekkür edeceğiz. Macera, şimdi macera tabii yani. Şu an biz maceradayız yani. Bir maceraya atılmışız. Aynen öyle. Aynen. Şu halde kendisiyle hakikatlendiğimiz ve elde etmiş olduğumuz fazileti kayıt ve şarta bağlamak davasında bulunmayalım. Burada mühim bir vurgu yapıyor. Şu halde kendisiyle hakikatlendiğimiz ve elde etmiş olduğumuz fazileti kayıt ve şarta sınırlandırmaya, belli bir kayıda şarta bağlamak davasında bulunmayalım. Davada nasıl mutlak ve kayıtsız kalalım? Ne anlamımız lazım? Şimdi burada bir kayıt davasında bulunmayalım diyor. Ne? Böyle bir davada bulunmayalım. Akabinde devam ediyor. Davada diyor nasıl mutlak ve kayıtsız kalalım? Peki dava diyoruz buna. O zaman nasıl mutlak kayıtsız kalabiliriz ki? Dava bir şeye kayıtlanmaktır değil mi? Yani şeye bakın, hayret, çelişkiye bakın yani. Zıtlığa bakın. Orada hani bir yerde var, bir yerde yok yani. He. Bak diyor, bu davada bulunma diyor. Kendini kayıtlamak davasında bulunma ama senin bir davan var. Sen bir dava için gönderildin. Şey gibi hocam, hani Esma'dan Müsemma'ya meselesi gibi yani. Müsemma'ya. Biraz daha açalım. Biraz daha açalım. Davada hükmü yani bu oyun, dünya oyun ve eğlenceden ibaret. Yani buraya endeksli mi yoksa iradesine doğru olan bir davadaki kayıtsızlık. Kayıtsızlık derken yani? Yani oradaki iradesine hiçbir şekilde ilmi sureti olmamız hasebiyle, yani bizim burada bir şeye kayıtlanmış olma hasebimiz söz konusu olamaz. Şimdi burada bir tezat bizde zuhur eden, insanda bu durumda zuhur eden bir tezat hali ortaya koyuyor İbn Arabi Hazretleri aslında. Yani iki türden bir çelişki içerisine bir tamamlayayım inşallah. Sokuyor. Ondan sonra şey yapayım. Unutabilirim çünkü. Önce diyor ki kendine diyor kayıt ve şarta sokma. Bu davada davasını kayıt ve şarta sokarsan bu bir davadır. Çünkü kendini sınırlarsan sen bir dava güttün. Yani sınır getirdin. Kulluk davası mı demek istiyorum? Genel manada. Söyle bakalım hadi. Hocam şimdi önceden meleklerden bahsetti ya. Evet. Melekler bir kayıt ve şarta çerçevesinde tanıyor. Belli isimler nispetinde tanıdığı için kayıtlıydılar. Buradan mütevellit insana bir kayıt ve şarta girme. Girme diyor. Yani... Şimdi bu anlatacağımız meseleler için de diyor kendini sakın bir kayıda sokma diyor. Çerçeveni, kalıbını alabildiğine geniş tut ki diyor. Aynen. Hakikati idrak edebilesin. Bununla birlikte diyor ki bu hakikati idrak etmek de bir davadır. Dolayısıyla bu dava yolunda sen kayıda şarta koymamayı nasıl kendine görebilirsin ki diyor. İki tezatı koyuyor burada yani. Melekler gibi sınırlı kalma demek istiyor bir yapıda. Kalma diyor da. Evet. Ama diyor ki her halükarda gene de kayda gireceksin diyor.
koyma diyor, seni uyarıyor, bizi uyarıyor. Ama ben ne dersem deyim, sen gene bir davan, çünkü bu bir dava diyor. Dava bu dava, ise, dava ise kayıt gerektirir. Şer'i hükümde o dediğiniz olsun ama iradesinde öyle bir şey söz konusu olmaz. Yani sonsuzluğu fark edeceğim gibi düşünsek. Muhakkak ne, ama ne kadar düşünürsek düşünelim, biz ne, yani bu hakikatleri sen benden daha iyi idrak ettiğin zaman sen kendini benim kayıtladığım, şartladığım yerlerde kayıtlamazsın. Orada bir duvar örmezsin. Aynen. Ama nihayetinde senin de bir kaydın şartın var. Hocam sen onu demek istiyor burada yani. Senin daha iyi bilen birisi çıkarsa. Çık, tabii o zaman sen kayıtlı oluyorsun. Sen kayıtlı oluyorsun. Tabii. Her bilen üstünde bir bilen, bir bilen var. Aynen. Dolayısıyla diyor sen her halükarda ne kadar kayıtlamasan da kendini nihayetinde bir kayıta sokuyorsun. Şey gibi o perdede kalma. Yani. Kalıyorsun, mecbursun çünkü istidadın gereği, ayağını sabiten gereği. Mecbur. Bir de terkibin gereği. Terkibin gereği. Aynen öyle. Aynen böyle. Kayıt da hani içine girilen kayıt da onu zaten bilmek kaydı. Onun için yaratılmış ya. Bilmek için uğraşıyoruz tabii yani, ki. Kaydın o. Onun dışında başka yerlere sapma. Daha alt çıkabilir. Yani o da çıksa bile şöyle, ben şöyle bakıyorum. Yani ne kadar bildim dediğinde kayda soktun kendini. Ya onun için Hazreti Ebu Bekir diyor ya, Allah'ı idrak edilemeyeceğini idraktır. Evet. İşte bu en geniş kayıt oluyor yani. Evet. Ama yani bu da kayıt. Hocam şu mahiyeti, yani o sonuçta Hazreti Ebu Bekir Hazretleri bu noktada yani onun zatıyla alakalı demişti. Ama sonuçta Allah isimleriyle sıfatlarıyla bilinebilir. Evet. İstidadınca. Hazreti Ebu Bekir'in söylediği zatıyla alakalı bir mevzu olsa. İsimleriyle sıfatlarıyla da kamilen bilinmez ki Allah. Zaten tamamıyla bir... Mümkün değil. Muhal. İsim... Bilinebilir bak, gibi. Ha, ne kadar bilinebilirse bilinebilir. Bakın Resulullah Efendimiz bile diyor. Ne diyor? Benim şu an bilmediğim, ahirette, mahşerde Allah'ın bana bildireceği isimleriyle dua edeceğim. Evet. Aynen. Ondan sonra Allah bana rahmet neydi? Şefaat yetkisi verecek. Bakın Resulullah Efendimiz bunu söylüyor. Demek ki dünya hayatında Resulullah Efendimiz'e bu isimler bildirilmedi. Bilmiyor. O zaman bilecek. Allah o zaman bilecek. Bu da gösteriyor ki isim ve sıfatlarını dahi bu dünya hayatında kamilen bilmemiz mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Resulullah Efendimiz dahi dünya hayatında bilemediyse. O zaman şu çıkar. Yani kayıt tamam noktasından da biz Allah'ı bilmemiz aslında mümkün değil. 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 Aslı itibariyle. Allah bilir yani bunu. Allah'ı Allah bilir. Bizim bilmemiz mümkün değil. Zaman yok. Yok zaten vuslat hiçbir zaman yok. Ve onu hakiki manada bilmek de yok. İyi olur bizim yani. Her şeyimiz zanni. Sadece zanni bilgimizde en üst mertebeye varan, zanni bilgisinde en yakın isabet etme noktasına ulaşmış olur. Evet. Ama yine zanni. Yine zanni. Tamam o değil. Değil. Mümkün değil yani. O zaman tamamıyla bilsek o zaman o Allah Allah olmaz. Olmaz. Tabii. O zaman Allah Allah olmaz. Kendi hakkında her şeyi bilmiş olursun ki bilen o olur o zaman. Allah Allah olmaz o zaman. Bilen o olur. O zaman bilen o olunca yani şuna dönüyor. Yapmış olduğun sanat sahibini bilir mi? Ressamsın. Resim çizdin. Resim çizdiğin resim senin nereden bilsin, tanısın? Tüm özelliklerini yansıtır mı? Ya, mümkün değil. Yansıtmaz. Senin sadece o anki duygun, düşüncen neydi? Bir tablo yaptın. O kadar. Bitti. O anki duygun, düşüncen. Tabii. Bu takdirde halimize uymayan ve bizim bilgimize sığmayan şeyi iddia ile nasıl umumileştirelim ve neticede bu yüzden nasıl kepaze olalım? İşte bu ilahi tarif, udeba, umena ve hulefadan olan kullarını Allah'ın edebe davet ettiği bir noktadır. Udeba dedi yani edep sahipleri. Umena emin kimseler, eminler, hulefada halifeler olan, halifeden olan kullarını Allah'ın edebe davet ettiği bir noktadır diyor. Yani burada bu hakikati idrak eden, belli bir ilmi olan bu burada edep eder. Zaten sonra edep etmiş. Tabii edep edecek. Sonra hikmet bahsine dönerek deriz ki bil ki umur külliye neymiş? Akıl, fikir, ruh gibi zihinde varlığı kabul edilen fakat hariçte vücudu olmayan kavramlar. Akıl kabul ediliyor, var. Yani insanın bir aklı vardır ama göster onu gösteremez. He, soyut tabii. Umuru külliyenin aynında, hakikatinde varlık yoktur. Bir varlıkları yok bunların. Onlar şüphesiz zihinde makul ve malumdur. Zihinde bilinir. Onlar batındır, gizlidir.
Ayni varlıktan da zail olmaz ve kendisi için ayni varlık bulunan her bir şeyde onların hüküm ve eserleri vardır. Belki o külli emir onlardan, yani ayni varlıklara ait ayağından başka bir şey olmayıp onların aynıdır. Bu külli emir. O ayni varlıklara ait ayağından başka bir şey olmayıp aslında belki de onun hakikatidir. Aynıdır, onun hakikatidir. Umur-u külliye ise kendi nefsinde makul bulunmaktan zail olmadı. Ortadan kalkmadı, kaybolmadı. Bu itibarla onlar zihinde makul bulunmaları cihetinden batın ve varlıkların aynları olmak cihetinden ise zahirdir. İş böyle olunca ayni olan her varlığın akıldan çıkarılması mümkün olmayan ve akıl ile makul olmasına engel olacak bir varlık ile birlikte aynda var olması imkansız bulunan bu külli umura dayanması gereklidir. Ancak bunu işte belli bir akli kıyasla, ölçüyle dayanır. Buna göre anlatırsın, izah edebilirsin ancak. Bu varlık ister devamlı isterse geçici olsun müsavidir. Geçici veya devamlı varlıkların akılda mevcut olan bu umur-i külliyede nispeti tek bir nispettedir. Şu kadar var ki bu külli umura şu ayni varlıklara ait hakikatlerin verdiği şey dolayısıyla ayni varlıklardan bir hüküm erişir. İlmin alime ve hayatın canlıya nispeti gibi. Örnek veriyor şimdi bu anlattığı mevzuya. Nasıl ki hayat akla ait bir gerçektir. İlim de aynı veçiyle hayattan ayrı olan bir hakikattir. Nitekim hayat ilimden başkadır. Daha sonra biz Allah hakkında mutlaka ilim ve hayat sahibidir deriz. Şu hale göre Allah diri ve bilgindir. Meleklerde de ilim ve hayat vardır deriz. Bu itibarla melek de canlı ve bilgindir. Keza insan da hayat ve ilim sahibidir diyoruz. Demek ki insan da canlı ve bilgin bir mahluktur. Şimdi ortak noktamız canlılık ve bilgi sahibi olmak. Şu halde ilmin hakikati bir olduğu gibi hayatın hakikati de birdir. Bunların alim ve canlıya nispeti tek bir nispettir. Canlı, o canlı, bu canlı saydı, tek bir nispet, canlılık. Biz hakkın ilmi hakkında o kadimdir, o insanın ilmi hakkında o hadistir deriz. Evet, hakkın ilmi kadimdir. Kendi varlığıyla kadim olarak vardır. Ama insanın ilmi hadistir. İnsanın var olmasından sonra var olan bir ilimdir. Şimdi bu makul olan hakikatte hükme dair izafet ihtas eden şeye dikkat et. Makul varlıklarla arasında mevcut bu bağlantıya nazar et. Şuraya bir bak diyor şimdi. Makul varlıklarla arasındaki bağlantıya bir bak. İlim kendisiyle kaim olan kimse hakkında o alimler denilmeye hükmettiği gibi ilimle tavsif edilen kimse dahi ilim üzerine hadis hakkında bu hadistir ve kadim hakkında bu kadimdir diye hükmetti. Şu hale göre ilimle alimden her biri kendisiyle hükmedilen ve kendi üzerine hükmolunan bir şey oldu ve yine biliriz ki bu külli emirler her ne kadar yalnız akılda mevcut iseler de ayın cihetinden, yani hakikati cihetinden madum yok ve hüküm cihetinden mevcutturlar. Hakikat cihetinden yok ama hüküm olarak mevcutturlar. Nasıl ki ayni vücuda nispet olunduklarında kendi üzerlerine hükm olunur. Şu halde mevcut ayanda hükmü kabul eder. Mevcut olan şey ayanda, yani hakikatte hükmü kabul eder. Bölünme ve parçalanmayı kabul etmez. Hükmü kabul eder. Çünkü bu haller onlar için imkansızdır, muhaldir bölünme ve parçalanma. Külli emirler o sıfatlarla her bir mevsufta kendi zatıyla zahirdir. O külli emir o sıfatta zahir olarak bulunur. O açığa çıkar. İnsaniyet mevhumu gibi ki bu mevhum hususi olan insan nevinden her ferde şahısların çoğalmasıyla artıp çoğalmadı ve akli bir mevhum olmaktan da hali kalmadı. İnsaniyet diyoruz. Burada bir çoğunluk söz konusu değil. İnsanlığı konuştuğumuz zaman insaniyet diyoruz. Burada şahısların çoğalması gibi insaniyet çoğalmaz. İnsaniyet tek bir çeşittir diyor. Ayni hariçte varlığı olanla olmayan şeyler arasında bir ilgi ve bağlantı sabit olunca o yokluk nispetidir. Şu halde varlıkların bazılarının bazılarına bağlı bulunduğu kolayca anlaşılabilir. Burada bütün varlıkların
içerisinde birbirleriyle bağıntı, ilinti olduğunu da ifade etmiş oluyor. Çünkü herhalde onlar arasında bir birleştirici vardır ki o da aynı varlıktır ve burada ise birleştirici yoktur. Yani varlıklar arasında bir birleştiricilik söz konusudur ama aynı, yani hakikati itibariyle bir birleştiricilik söz konusu değildir. Çünkü yoktur. Orada bir birleştiricilik yoktur. Aynı sabit, ayağını sabite dediğimiz her biri kendine münhasırdır. Muhakkak ki birleştiricinin bulunmamasıyla da arada irtibat hasıl oldu. Evet, birleştirici yoktur. Arada irtibat vardır. Böyle olunca aralarında birleştirici bulunan varlıklarının birbirine olan bağlılıkları daha sağlam ve kuvvetli olur.